Biz inşallah Allah nasip ederse güç birliği, iş birliği ve 2020 adı altında Denizli'de daha önce işte EGS ve buna benzer birçok ortaklı firmalar olmuş ama ondan sonra hep olumsuz olunca insanlar bir araya gelmemiş. Biz de böyle bir model yaratmaya çalışıyoruz. İyi bir sektör, teknoloji yüksek bir sektör yakalarsak Denizli'mizde 5 olur, 6 olur, 10 olur, 10 ortaklı. İş birliği, güç birliği, can birliği, aklım ne derseniz deyin. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Biraz açabilir misiniz efendim bu konuyu? Yani bu konu şöyle. Biz o birlikte hareketliliği daha etkili anlatmak için atıyorum Denizli'deki 10'a yakın, 8'e yakın sanayicimizle bir araya geleceğiz. Diyeceğiz ki arkadaş şu sektöre biraz önce değindiğimiz konular geliyor. Biz yerli otomobili hiç konuşmadık. Bu yerli otomobille ilgili bizim çok ciddi girişimlerimiz oldu. Evet. Denizli'de. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın tanıtımında ben vardım ve orada da televizyonda da anlattım. Bu o kadar önemli ki bunu küçümsememek lazım. Türkiye dedim ki lig değil, dünya karmasına girecek bununla bak. Bu kadar önemli. Bunun parasal boyutu anlamında söylemiyorum. Şimdi bu üretim 2022 sonu 2023'te inşallah alana inecek yerli otomobillerimizin. Şimdi Denizli'de ben ilk geldiğimde o gün de elimiz güçlü olsun diye çıktım orada söz verdim. Dedim ki biz Denizli'yiz. 20'ye 20 yakışır. 20 tane aracı taahhüt ediyoruz. Ve bunu dedim biz kendimiz şahsımız. 20. otomobil sadece ticaret odası. 19'u da arkadaşlarımla konuştum. Dediler ki başkanım buna 20 değil 120 de gerekiyorsa alırız. Ve diğerlerini de taahhüt ettik. İsim bazında aldık. Bunu neden yaptık? Bu Türkiye'nin ciddi anlamda hamle yapması artı Denizli ile ilgili o gün dikkat çekmek istedim. Neden? Ben şimdi bunun işte aksam, yedek, parça vesaire ben bu teknik tekstili niye bir an önce olsun diye uğraşıyorum? Yani bunu laf olsun diye uğraşmıyoruz herhalde bu 5 milyon, 50 trilyon para laf olsun diye uğraşılmıyor. Bunlar destek verecek unsurlar. Biz niye biraz önce ne dedik? Pamukkale Üniversitesi, Teknokent, teknik tekstil, sivil toplum kuruluşları, teknik sanayici. Teknik tetikliyor diyorsunuz. Tabii bunun yani amaç bu. Yani bir şey yaparken diğer unsurların da ciddi anlamda destek verip bu destekle beraber yeni sektörler ortaya çıkaralım. Yani biz gidip dünkü gibi var olan bir şeyi burada yapmayacağız. Var olan bir şey olmayanı yapacağız. Belki de Türkiye'de olmayanı veya çok az olanı yapacağız. Ve onun da katma değeri yüksek olacak. Yani böyle bir hayalim var. İyi bir sektör oluşursa bunu dediğimiz arkadaşlarla bir araya gelip Denizli'de yeni modeller oluşturmayı hedefliyorum. Yani katma değeri yüksek bir sektörde çok ortaklı bir girişimden söz ediyorsunuz. Neden olmasın?